İnternette çok güzel testler buldum. Game of Thrones'la alakalı, Westworld'la alakalı, Yüzüklerin Efendisi'yle alakalı, Zeki Demirkubuz filmleriyle alakalı bir sürü testler var. Ve bundan sonra kanalımda ara ara böyle testler çözeceğim sizlerle birlikte. Şimdi Game of Thrones repliklerine ne kadar hakimsiniz testini açtım. Bakalım ne kadar hakimmişiz. Yalnız Game of Thrones'u son sezonuna kadar izlememiş olan kişiler için sürpriz bozanlar bulunabilir tabii ki. Sonuçta repliklerinden sorular var. Şöyle bir göz gezdirdim. Sanıyorum 20-25 soru falan var. Bakalım Game of Thrones repliklerine ne kadar hakimmişiz. Testimize hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Öncelikle belirtmek isteriz ki testimiz Game of Thrones dizisi baz alınarak oluşturulmuş olup içeriği de başlığından anlaşılabilirdir. Eğer siz de Game of Thrones dizisi repliklerine hakimim ya da en azından onları öğrenmek istiyorum diyorsanız çok doğru bir adrestesiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizi testimiz ile baş başa bırakalım. İyi eğlenceler, teşekkürler. Evet, hoş geldiniz. Testimize kolay bir soruyla başlayalım dedik. Aşağıdaki repliği hangi karakter söylemiştir dersiniz. Kim olduğunu asla unutma. Reklam çıktı. Evet, hoş geldiniz. Testimize kolay bir soruyla başlayalım dedik. Aşağıdaki repliği hangi karakter söylemiştir dersiniz. Kim olduğunu asla unutma. Dünyanın geri kalanı unutmayacaktır. Bir zırh gibi giy onu. Böylece seni incitmek için kullanılamayacaktır. Samwell Tyrell Sam yani. Lord Varys, Tyrion Lannister, Peter Baelish. Kim olduğunu asla unutma. Dünyanın geri kalanı unutmayacaktır. Bir zırh gibi giy onu. Böylece seni incitmek için kullanılamayacaktır. Bunu incinmiş birisi söyler diye düşünüyorum. Seyirci Joker hakkını kullanabilir miyim? Ne diyorsun seyirci? Tyrion Lannister diyorum. Peki sizce bu sözü kim söylemiş olabilir? Ya galibiyete ya da hezimete doğru ilerliyoruz ama ileri gidiyoruz. Sadece ileri. Robb Stark, Jorah Mormont, Jaime Lannister, Stannis Baratheon. İleri gidiyoruz. Sadece ileri. İleri. Yani Robb Stark da diyesim var, Stannis de diyesim var ama emin değilim yani. İleri gitmek isteyen ileri. Savaşa. Hadi ileri. Stannis de hani hep ileri diyordu ama bilmiyorum. %50-50 Joker hakkımı kullanıyorum. Ya Robb Stark ya Stannis derken Rob'a basıyorum. Diziyi özetleyen şu repliği kim söylemişti? Taht oyunlarını oynadığın zaman ya kazanırsın ya da ölürsün. Arası yoktur. Bu kadar net. Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Lord Varys, Peter Baelish. Taht oyunlarını oynadığın zaman ya kazanırsın ya da ölürsün. Bu kadar basit. 2-2 daha dürtedir. Cersei demiştir diye düşünüyorum. Birçok kez duyduğumuz şu malum repliği ilk söyleyen kimdi bakalım, hatırlayan var mı? Winter is coming. Jon Snow, Sansa Stark, Catelyn Stark, tabii ki Ned Stark. Peki şu diyalog sizce kimle kim arasında geçmiş olabilir? Düşmanlarını yakın tutman gerektiğini duymuştum. Bunu kim söylediyse çok fazla düşmanı yokmuş. Düşmanlarını yakın tutman gerektiğini duymuştum. Bunu kim söylediyse çok fazla düşmanı yokmuş. Sansa Stark ile Peter Baelish sanmıyorum. Daenerys Targaryen ile Lord Varys, Jon Snow ile Stannis Baratheon, Tyrion Lannister ile Jon Snow. Çok fazla düşmanı yokmuş. Fazla düşmanı olan birisini söylemiş olma ihtimali yüksek tabii ama yani hiç de hatırlamıyormuşuz ya. Sansa Stark, Daenerys, Lord Varys. Bunu kim söylediyse çok fazla düşmanı yokmuş. Jon Snow, Stannis, ben Tyrion'a Jon diyorum. Peki gelelim şu meşhur repliklerden birine. Ben kralım demek zorunda kalan kimse gerçek kral değildir. Hoba. Üstad Aemon, Ned Stark, Peter Baelish, Tywin Lannister. Peki gelelim şu meşhur replikten birine. Ben kralım demek zorundaysan gerçek kral değilsin. Yani ya Ned Stark ya da Lannister diye düşünüyorum. Üstad Aemon dememiştir. Peter Baelish dememiştir. Neden? Çünkü yani kral o. Krallardan biri söylemiştir. Diyerekten Lannister'a oyumu kullanıyorum. Peki bu kimin repliğiydi? Az daha tecavüze uğrayacak olan bir kız 2 saat sonra yatağın erkekleri çağırmaz. Missandei, Tyrion Lannister, Rose.
bunu Sibel söylemişti. Şu sevgi dolu diyalog kimlerin arasında yaşanmıştır dersiniz? Beni bu dünyada yalnız bırakma. Never. Catelyn Stark ile Ned Stark. Cersei Lannister ile Jaime Lannister. Elaria Sand ile Oberyn Martell. Ygritte ile Jon Snow. Beni bu dünyada yalnız bırakma. Asla. Anacığım, şimdi bu konuşmadan sonra illaki ölmek gerekir. Yani yalnız bırakılmıştır. Çiftlere bakıyorum. Catelyn Stark ile Ned Stark gitti zaten. İkisinin arasında bu konuşma geçmiş olabilir. Cersei ile Jaime arasında sanmıyorum. Elaria Sand ile Oberyn Martell ihtimali de yüksek. Sanki Kartel bir numara ölmeden önce sanki böyle bir konuşma geçmişti aralarında diye hatırlıyorum. Sonrasında gözü patlamıştı hatırlarsanız. Yerinden çıkmıştı. Evet. Biraz bariz olacak ama şu repliği kime aittir? Şu replik kime aittir? Ailemin üstüne düşen tüm bu korkunçluklar ben annesiz bir çocuğu sevemedim diye oldu. Ho! Catelyn Stark, Cersei Lannister, Elaria Sand, Olenna Tyrell. Tyrell. Tabii ki ailesinin üstüne gelen korkunçluklar gibi bir cümle kullanılıyorsa Stark'tır diyorum. Catelyn Stark'tan yana oyumu kullanıyorum. Bu replik kime aitti peki? Büyük balık küçük balığı yer ve ben kürek çekmeye devam ederim. Allah da seni belanı versin. Ramsay Bolton, Tyrion Lannister, Robert Baratheon, Lord Varys. Büyük balık küçük balığı yer ve ben işime bakarım yani. Lord Varys söyleyebilir bence bunu. Bana ne der gibi. Tyrion söylemez. Ramsay, alem Ramsay'den razı. O da olabilir ama ben Lord diyorum, Varys diyorum. Dizinin güzel repliklerinden hadi bakalım kim söylemişti? Bir kurdu bile hayatta bırakırsanız koyunlar güvende olmaz. Kurtların düşmanlarından bir tanesi ama hangisi? Arya Stark diyormuşum. Tywin Lannister, Theon Greyjoy, Rose Bolton, Arya Stark. Bir kurdu bile hayatta bırakırsanız koyunlar güvende olmaz. Lannister repliği yani bu. Bu replik kime aitti peki? Hangi hakla bir kurt bir aslanı yargılar? Hangi hakla? Joffrey Baratheon, Cersei Lannister, Tywin Lannister, Jaime Lannister. Hangi hakla bir kurt bir aslanı yargılar? Hangi hakla? Jaime, Joffrey, Cersei, Tywin. Tabii ki bunlardan biri ama hangisi? Cersei diyorum. Ben buna geçen yıl Cersei diyordum. Bu yıl niyeyse Cersei diyorum. Dizinin güzelleştiği anlardan olan şu replik kime aitti? Erkekler benim için savaşırken ateşin karşısında oturup örgü örmeyi planlamıyorum. Bunu geçen sezon, aha da bu ufaklık, Lyanna Mormont söylemişti. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Bu repliği kim söylemişti? Tek istediğim kendi hatalarımı yapmak için özgürlüktü. Mance Rider, Theon Greyjoy, Ygritte. Tek istediğim kendi hatalarımı yapmak için özgürlüktü. Ay canım. Ne bileyim, bilemedim. Hiçbir fikrim de yok yani. Mance Rider, Theon Greyjoy. Ygritte. Mance. Who? Ne bileyim, sallıyorum valla şu anda. Theon Greyjoy. Ha. Birden çok kez duyduğumuz bu replik kimindi peki? Benim kocam benim kralımdır ve benim kralım benim kocamdır. Birden çok kez duyduğumuz bu replik kimindi peki? Benim kocam benim kralımdır ve benim kralım benim kocamdır. Bu nasıl bir düz mantık? Margaery Tyrell, Talisa Stark, Sansa Stark, Cersei Lannister, Margaery Tyrell. Yani ya Talisa Stark ya Tyrell diyeceğim. Yani sonuçta kocası kral olan ve biriden gibi geldi bana. Benim kocam benim kralımdır. Benim kocam benim kralımdır. Hangisi? O mu bu mu? O mu bu mu? O mu bu mu? Benim kocam benim kralımdır. Tyrell'den yana oyumu kullandım.
Bu kimin repliğiydi acaba? Bilgi bir silahtır John. Savaşa gitmeden önce kendini onunla kuşat. Yani bilgi de bilgi, bilgi de bilgi diyorsa John'a birisi, bu Üstad Eamon ya da Sam de olabilir. Tyrion Lannister ya da Mormont olduğunu düşünüyorum. Üstad Eamon diyorum. Şu konuşma kimlerin arasında geçmiştir? Peki ben ne istiyorum? Kardeşim ve çocukları için adalet. Eğer adalet istiyorsan çok yanlış bir yere geldin. Aksine mükemmel yere geldim. Bu sahneyi de iyi hatırlıyorum. Kardeşi ve çocukları için adalet isteyenin sonunu gördük. Evet. Oberyn Martell ve Tyrion Lannister arasında geçen bir konuşmaydı. Dizideki neredeyse tüm erkekler için geçerli olan şu sözü kim söylemiştir? Penisi olan her şeyin kandırılması kolaydır. Tüm erkekler için geçerli olan şu sözü kim söylemiş olabilir mi? Sen de söylemez. Öyle bilmiş sanmıyorum, bilmiyorum. Cersei söyleyebilir. Rose ama yani bayağı çıktı ha. Yara Greyjoy da söylemiş olabilir. Penisi olan her şeyin kandırılması kolaydır. Ya Cersei ya Yara. Cersei'yi kullandım daha önceki şeylerden, sorulardan bir tanesinde Cersei falan dedim. Dup dup. Dup 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 Yara diyorum. Peki Daenerys ablamıza şu replikle kim ayar vermişti? Westeros'un lordları koyun. Sen koyun musun? Hayır, sen bir ejderhasın. Ejderha ol. Jorah Mormont böyle konuşamaz. Lord Varys konuşabilir. Tyrion de konuşabilir. Olenna Tyrell de konuşabilir. Sen koyun musun? Hayır, sen bir ejderhasın. Ejderha ol. Ben bilmiyorum. Olenna da söyler gerçi. Sanki onu söylemişti ya. Bunu hiç hatırlamıyormuşum ben Game of Thrones'a. Bu replik kimin ağzından çıkmıştır dersiniz? Ben çarkı durdurmayacağım. Çarkı kıracağım. Hepinizin çarkını kıracağım. Daenerys, Jon, Stannis, Arya. Arya. Sanki Arya. Çarkı durdurmayacağım. Çarkı kır Daenerys diyorum. Daenerys herkesin çarkını kırıyordu artık. Yine diziyi özetleyen şu repliği kim söylemiştir? Bunun mutlu bir sonu olacağını düşünüyorsan dikkatini vermemişsin demektir. Ramsay, Oberyn, Tywin, Joffrey. Ramsay de söyler böyle bir cümleyi aslında. Tywin Lannister'ın söylediğini sanmıyorum. Böyle biraz problemin bunun mutlu bir sonu olacağını istiyorsan dikkatini vermemişsin demektir. Oh, çok sert. Martell diyorum. Çok zor. Ay, onu ya. Bana göre dizideki en iyi diyalog budur. Peki kimlerin arasında geçmiştir? Krallık mı? Krallığın ne olduğunu biliyor musun? Krallık ayak onun düşmanlarının bin kılıcıdır. Yalan olduğunu unutana kadar birbirimize tekrar tekrar anlattığımız bir hikaye. Peki yalandan vazgeçersek elimizde ne kalır? Kaos. Hepimizi yutmak için bekleyen koca bir çukur. Kaos çukur değil. Chaos is a matter. Çok iyi hatırlıyorum bu sahneyi. Lord Varys söylemişti. Hatta bu bölümün videosunu anlatırken özellikle bu sahneyi çok sevdiğimi söylemiştim. Bunu hatırlıyorum. Neyse devam edeyim. Tırmanmaya cesaret edenlerin çoğu başaramaz ve bir daha da deneyemezler. Düşüş onları mahveder. Bazılarına ise tırmanma şansı verir ama onlar bunu reddeder. Kendilerini adarlar. Krallığa, tanrılara veya aşka, hayallere. Oh. Gerçek olan tek şey merdivendir. Tırmanmaksa tek seçenek. Dostum Lord Varys ile Ned Stark değil tabii ki. Peter Bale. Aşk dolu bir sahneydi bu. Peki kim söylemişti şu sözleri? Eğer bu bir rüya ise beni uyandıran adamı öldürürüm. Loras Tyrell, Khal Drogo, Jon Snow, Oberyn Martell. Khal. Loras Tyrell. Eğer bu bir rüya ise beni uyandıran adamı öldürürüm. Demiş olabilir Khal Drogo. Tyrell. Bilmiyorum, Loras'la alakalı hiçbir fikrim yok. Jon Snow da söylemiş olabilir. Martell sanırım. Kaldır o kadar dedik ya. Stark ailesini en iyi anlatan şu repliği kim söylemiştir? Kar yere düştüğünde ve beyaz rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır. Bence Bran Stark, Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark.
kar yere düştüğünde ve beyaz rüzgarlar estiğinde yalnız kurt ölür diyor. Ama sürü diyor hayatta kalır diyor. Jon Snow. Salladım. Bu replik kimindi peki? Dindar bir adam değilim. Yedi tanrı, boğulmuş tanrı, ağaç tanrı. Hepsi aynı. Tengiri tengiri. Ben ışığın tengirisinden yardım dilenmiyorum. Ben bana mucizelerin var olduğunu gösteren kadından dileniyorum. Kendisi bunu ahanda burada Davos söylemişti Kızıl Kraliçe'ye. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi de. Diyorum son muymuş bu? Sonmuş bu, evet. 25 soruda 17 doğru yapmışım gençler. Bakın 25 soruda 17 doğru. Berbat. Tyrion kadehini sana kaldırıyor. Teşekkürler canım. Tebrik ederim. Bu onura sahip olduğun için testi tekrar çözmene gerek yok. Ama sen yine de tekrar denemek istiyorsan buyur bakalım. Evet, hemen yanlışlarıma bakayım. Doğrularıma, yanlışlarıma. Tamam, bu incitme meselesini Tyrion söylemiş. Aa, Rob Stark demiş. Hep ileri, tam ileri demiş. Diziyi özetleyen tamam, taht oyunlarını, o doğru. Kış geliyor tabii ki, Ned Stark'tı zaten. Aha. Düşmanlarını yakın tutman gerektiğini duymuştum. Bunu kim söylediyse çok fazla düşmanı yokmuşu. Tyrion'la Jon Snow arasında geçen bir konuş. Yok. Ha, ben öyle demişim. Jon Snow'la Stannis arasında geçmiş. Vay anasını. Ben kralım demek zorunda kalan kimse gerçek kral değildir. Doğru. Şey doğru. Beni bu dünyada yalnız bırakma asla. Doğru. Annesiz bir çocuğu sevemedim diye oldu. Tamam, Catelyn Stark rahmetli. Lord Varys ne? Ha, büyük balık küçük balığı yer ve ben kürek çekmeye devam ederim. Bir kurdu bile hayatta bırakırsanız koyunlar güvende olmaz. Arya Stark mı? Ah, ben soruyu yanlış anlamışım demek ki. Bir kurdu bile hayatta, yani ne bileyim, Starkların hepsini öldürün gibi bir şey hissettim. Yanlış hissetmişim. Hangi hakla bir kurt bir aslanı yargılar? Jaime demiş. Aman, ben de Cersei demişim. Ha Jaime, ha Cersei ya. Lyanna Mormont, emindim zaten şeyden. Tek istediğim kendi hatalarımı yapmak için öz... Ha, Mance Rider söylemiş. Mantıklı. Benim kocam benim kralımdır, benim kralım benim kocamdır. Doğru bulmuşum. Tyrell. Bilgi bir silahtır John. Üstad Aemon. Doğru. Oberyn Martell ile Tyrion Lannister arasındaki konuşmayı da çok iyi hatırlıyordum zaten. Yara Greyjoy demiş, penisi olan her şeyin kandırılması kolaydır. Westeros'un lordları koyun, sen koyun musun? Olenna. Tabii, söyler, affetmez. Ben çarkı durdurmayacağım, çarkı kıracağım. Daenerys Targaryen. Targaryen. Bunun mutlu bir son olacağını düşünüyorsan dikkatini vermemişsin demektir. Oberyn söylemiş. Olur, o da olur. Tamam, bu konuşmadan emindim zaten. Chaos is a matter'dan. Eğer bu bir rüyaysa beni uyandıran... Kaldrogo söylemiş. Kar yere düştüğünde bebeğe... Sansa, ay... Evet, sanki son sezonda hatta söylemişti değil mi? Kar yere düştüğünde ve beyaz rüzgarlar estiğinde... Dindar bir adam değilim. Bana mucizelerin var olduğunu gösteren kadından dileniyorumu Davos söylemişti, eminim zaten. Evet. Evet, ben bu testte 25 soruda 17 doğru yaptım. Matematiğim çok kötüdür. 25'ten 17 çıkınca ne kalıyorsa o kadar yanlışım var işte. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 yanlışım var maşallah. Siz de benimle birlikte testi çözdüyseniz yorumlar kısmından kaç doğru kaç yanlış, neyi doğru yaptınız, neyi yanlış yaptınız yazarsanız sevinirim. Haydi bakalım şimdilik. Hoşçakalın.